Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu dalgaları geliş ve yay dalgaları olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimizde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 3 adım TYT Fizik, dalgaları geliş ve yay dalgaları 2. adım testi olacak arkadaşlar. Anlaşıldığı üzere 1. adımı da çözmüşüz demek ki. Ki arkadaşlar ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Kitapta 13. ünite arkadaşlar. Bu kitaba ait... 3 adım TYT fiziğe ait arkadaşlar. Tüm testleri sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. İlk 12 testi bitirdik. 13'ü de böyle bitiriyoruz arkadaşlar. Toplamda 18 ünite var. Tamamı bu oynatma listesinde karşınıza çıkacaktır. Ben dalgalarla ilgili daha fazla soru çözmek istiyorum. Ya da TYT ile ilgili çok çözeceğim sizlerseniz arkadaşlar. 10. sınıf konusu biliyorsunuz dalgalar. Kazanım kavrama testleri, çalışma defteri, tekrar testleri, 4-4'lük konu pekiştirme testleri arkadaşlar. Bütün bu testleri sizlere öneriyorum. Hepsinin de kanalımda oynatma listeleri vardır. Tamamını konu anlatımı olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. TYT için biliyorsunuz 9 ve 10. sınıflar dahil fizikte. 9 için de burada görmüş olduğunuz tüm testlerin oynatma listeleri var. Bu 9 ve 10'ları nerede bulacağım hocam derseniz zaten kolaylıkla kanalda bulursunuz ama ben yine de videonun açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Hepsinin de bunların hepsinin kısa yolları mevcuttur. Daha fazlasını isteyen arkadaşlar görüyorsunuz TYT, AYT, tekrar göstereyim TYT'yi. Hop 11-12'leri de burada bulabilirsiniz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımı yardımcı olmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Der ki birinci soru. Birim uzunluklarının kütleleri eşit olan K, L, M atmaları şekilde verilmiştir. K, L, K yayını geren kuvvet, bu arkadaşı 4F, burada 4F'lik bir kuvvetle germişim. L ve M yaylarını geren kuvvetler de eşit büyüklükte ve F ise, bu arkadaşlar da F, F ile gerilmiş. K, L, M atmalarının hızları arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle bu soruyu sana çok korkunç gelecek şekilde bir çözeceğim. Matematiksel ifadelerle çözeceğim. Sonra da nasıl bir mantık yürütebilirdik onu söyleyeceğim. Sevgili arkadaşlar, hızın bir de bir şöyle bir formülü var değil mi? Kök içinde, bak korkunçluk burada başlıyor. Germe kuvveti bölü arkadaşlar birim uzunluktaki kütlesi. İşte bak bu birim uzunluktaki kütlesi arkadaşlar, birim uzunluktaki kütlesi, biz buna mü de diyoruz arkadaşlar. Mü'leri bu arkadaşların hep eşitmiş. E bu durumda hepsi için bu arkadaş eşit ise, şunlar birbirlerine eşit ise, değişmiyor eşit ise, bu durumda ne olacak? Bu ifadenin V'nin büyük olması arkadaşlar, F'si kimin büyük ise değil mi? F hangisinde büyük olursa V de orada büyük olur. Açık ve seçik K'da en büyük olduğu gözüküyor. VK en büyüktür. Burada F'ler L ve M'de hem F'ler eşit hem M'ler eşit. Durumda bu nicelikte eşit olur. Yani VL ile de VM birbirlerine eşit olur. Nerede o? LMC'de. Anlaştık. Harika. Sevgili arkadaşlar bu soruyu şöyle de düşünebilirdik. Ha bu arada dedim ki bak çok korkunç. ÖSYM'nin senin bunu bilmeni istediğini çok düşünmüyorum. Yani ÖSYM tutup da bu formülü bilmeni istemez bana sorarsanız. Ama bak birinci adımda biz 10. soru çözdük değil mi? Bak 10. soruda da germe kuvvetlerine baktık. G, G, G. Hangisi daha gerginse frekansı daha büyük oluyordu. Hangisini özdeş arkadaşlar, özdeş. Zaten bak birim uzunlukları kütleleri eşit deyince özdeş yaylardan bahsettiğimiz belli. Değil mi? Özdeş ortamlardan bahsettiğimiz belli. Belirleyici özellik kuvvet olacak. Hangisini daha çok gergin tutuyorsan çok mantıklı değil mi? Hangimiz arkadaşlar dişlerimizle bir lastiği sıkıp da böyle ring 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 sesler çıkarmaya çalışmadık ki? Ne kadar gerersek o kadar daha çok salındı, daha hızlı iletildi, daha sessiz, frekansının daha fazla olduğunu gördük değil mi? Böyle deneyimlerle de bunu çözebilirsin zaten. Tutup da böyle zor formüllerle düşünmene gerek kalmaz. 2 numara ile devam ediyoruz arkadaşlar. Şekilde uçucu eklenmiş farklı kalınlıkları yaklaşık. Ben yaptım değil mi? Böyle yaylar şeyleri lastikleri dişimize alıp elimizde tutup ding 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 sesler çıkardık hepimiz. Farklı kalınlıklardaki yaylar O1, O2, O3 noktalarından birbirine bağlanmıştır. O1, O2, O3. Göremeyenler için söyleyeyim. Ben de zor görüyorum arkadaşlar. Gözlük taktığım halde zar zor görüyorum. Kalın yaydaki ok yönünde ilerleyen A atması bak kalın, ince, çok ince, kalın.
A atmasının O1'den yansıyanı K, O2'den yansıyanı L, O3'ten yansıyanı M'dir. Allah Allah, demek ki hep yansıyacak. Buna göre KLM atmaları hangisinde doğru verilmiştir? Güzel. Arkadaşlar bir kısmı yansıyacak, bir kısmı iletilecek değil mi? Bak iletilen baş yukarı ise baş yukarıdır, baş aşağısı ise baş aşağıdır. Yani nasıl geldiyse öyle gider, tamam mı? İletilen. Ancak yansıyan da neydi? Şimdi zaten onları konuşacağız. Ki biz yansıyanlarla ilgileniyoruz. Sevgili arkadaşlar bak kalından inceye geldi. Kalından inceye geldiğinde nasıl oluyordu sevgili arkadaşlar? Serbest uç gibi. Serbest uç gibi davranır. Serbest uçta da sevgili arkadaşlar yansımada ne oluyordu? Takla atmıyordu dalgamız. Tabiri caizse. Baş aşağı gelen baş aşağı geri döner. Yani bu arkadaş O1'e çarptığında çünkü kalından inceye serbest uç gibi davranır. Yansıması da sevgili arkadaşlar bu şekilde olur baş aşağı. Zaten devam eden de herhangi bir değişiklik olmaz demiştik. Böyle devam eder. Geldim ince, bak yine daha inceye geliyor. Yine sevgili arkadaşlar nasıl davranacak? Serbest uç gibi inceden daha inceye giriyor. Çok inceye. Yine sevgili arkadaşlar bu arkadaş çarptı. Serbest uç gibi davrandı. Yansıyan yine baş aşağı oldu. Baş aşağı, baş aşağı. Şimdi buradan yine devam ediyor arkadaşımız iletilen. Baş aşağı değişmemişti. İletildi. Bak bu sefer inceden kalına geldi. Arkadaşlar inceden kalına geldiğinde de neydi? Sabit uç gibi davranır. Sabit uç gibi davranınca da neydi arkadaşlar? Takla atacak. Bu arkadaş yansıması hop baş yukarı olacaktır. Baş yukarı geri dönecektir. İletilen yine yoluna böyle devam eder arkadaşlar. Tamam. Demek ki arayacağım şey baş aşağı, baş aşağı ve baş yukarı. Aşağı, aşağı, yukarı. Konu kapanmıştır. Tamam mıyız? Harika. Gelsin 3 numara. Mekanik dalgalarla ilgili löp 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 löp. Yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar yine birinci adımın birinci adım ikinci sorusunda çok detaylı anlattım ben size. Hatta kaynakları da gösterdim. Tekrar göstereyim. Burada geniş bir özet yapmıştık. Sen burada videoyu durdurup da bakarsın. Kaynağımızda 10. sınıf çalışma defteri demiştik. Güzel. Devam ediyoruz. Kaynak söylemeden soru çözmek yok arkadaşlar. Kaynağı belirteceğiz. Ne olursa olsun siz de dünyada herhangi bir laf ederken, bir şey yaparken kaynak belirtmeyi unutmayınız. O önemlidir arkadaşlar. Kendi düşüncelerinizi de belirtmenizde fayda görüyorum her zaman. Evet, mekanik dalgalarla ilgili. Gazlarda yayılmazlar. O ne demek ya? Sevgili arkadaşlar, gazlarda niye yayılmasın ki? Mekanik dalga neydi sevgili arkadaşlar? Ortama ihtiyaç duyuyor. Ortama ihtiyaç var. Ortam dediğimizde şey değil ha, böyle danslı, müzikli, o ortam güzel gibi ortamdan bahsetmiyoruz. Maddesel ortam arkadaşlar, tamam mı? Bizim bahsettiğimiz bilimsel bir ortam. Böyle eğlenceli, o ortam çok güzel ya, o eğlenceli ortamdan bahsetmiyoruz. Biz burada maddesel ortamda. Gazlar arkadaşlar, gazın kendisi maddesel bir ortamdır. Gazlar da niye yayılmıyormuş? Çarpı, yanlış söyledin. Biz doğru arıyoruz. Yayılması için maddeye gerek yoktur. Olur mu? Bak maddesel ortama ihtiyaç vardır. Kesinlikle. İhtiyacı olmayan kimdi arkadaşlar? Elektromanyetik dalgalar idi. Katılarda hızları büyüktür. Bu doğrudur sevgili arkadaşlar. Bu şunun gibi bir şeydir. Yani havada mesela şunu şöyle ses çıkardın. Havada yayılmasıyla mesela bir demire vurduğunda, bir demir parçasına vurduğunda yayılma hızları çok farklıdır. Bunu hep filmlerden görürüz. İşte raylardan ses dinlemeler gibi değil mi? Buralardan çokça da karşımıza çıkıyor böyle durumlar. Katılarda hızları büyüktür. Bu durumda tek bir tane doğru bulabildik. O da kendileri 3 arkadaşlar C şıkkında. Şimdi geldik baba bir soruya. Güzel bir soru arkadaşlar. Zor bir soru gibi gözüküyor. Diyor ki engel serbest uçmuş arkadaşlar. Ok yönünde ilerleyen, sağa doğru ilerleyen atmanın K noktası engele çarptığı andaki görüntüsü hangisidir? Sevgili arkadaşlar, 1 saniyede bir kare gittiğini düşünürsek 1, 2, 3, 4, 5, 6 saniye sonra da diyebilirdi. Bu soruyu böyle de sorabilirdi. K noktası şimdi buraya gelecek. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunu görebilmek için arkadaşlar birkaç tane şeyler verelim. Şimdi bu arkadaşın önünden bir nokta, bir de arkasından bir nokta alalım. HKLM, HKL.
Bu arkadaşa H noktası diyelim. Bu K, bu da L noktası olsun. Alfabetik sıraya da uygun olsun. H, K, L. Şimdi sevgili arkadaşlar bak, bu atma geliyor. Şu atma geliyor. Şimdi K noktası buraya çarptığında, K'yı buraya bir çarptıralım önce. K buraya geldi. Sevgili arkadaşlar bak, şuraya kadarlık kısmı zaten hala mevcut durumunu koruyor değil mi? Gel o arkadaşı bir çizelim şuraya. Bu arkadaş olduğu gibi burada olacak. Hop, K burada. Şurada değil mi? Bak burada. Hop, gel 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 gel. Böyle. Şu şekil, bu şekil, bu şekil, hop bu şekil. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam. Bak bunu siyahla çizdim. Niye siyahla çizdim mi özellikle belirttim. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu arkadaşlardan bazıları üst üste falan binecek. Kim o? Şu öndeki olanlar. Öndeki kısımda arkadaşlar, şu maviyi onu karıştırmayalım. Bak mavi arkadaş da bu. Tamam mı? Onu da kırmızı yansıtalım bakalım. Sevgili arkadaşlar, öncelikle şuna karar verelim. Bu arkadaş geldi, bak baş yukarı geldi. Baş aşağı mı gidecek, baş yukarı mı? Tabii ki baş yukarı gidecek. Neden baş yukarı gidecek sevgili arkadaşlar? Çünkü sevgili arkadaşımız dıp dırırı dıp 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 serbest uç çünkü. Bak K burada. L nerede arkadaşlar? K'nın iki ucu önünde. 1, 2. L burada. Araları da doluydu. Şu şekilde. Daha sonrası da sevgili arkadaşlar hop aşağıya indi. Doğru mudur? Doğrudur. He şimdi bunlar nerede? Bak şu maviyle çizdim. 4 birim şurada. Zaten bunların çok etkisi olmayacak. 1, 2, 3, 4. Şöyle de çizebilirsin. Bak şu mavi de hop dönüşü bu oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar bunlar üst üste bindiğinde. Bak şu benim siyah zaten 2 kare var. Bir de kırmızı geldi. Bunlar üst üste bindiğinde ne olur bunların toplamları? Bunu da yeşillebileceğim. 3 birim olur değil mi? Şuraya gelir. Tamam. Bak bunlar birbirlerine dolur. 2 tane siyahtan var. 1 tane de kırmızıdan. Hop yeşil 3'üne geldi. Şurayı doldurdu. Sevgili arkadaşlar şimdi kırmızı bir tane dolu var. Burada boşluk var. Bak 3 tane boşluk. O zaman bu arkadaş burayı ne olur? Şununla şu birbirlerine götürür. Bu arkadaş bunu alır. Bak şurada mavi kırmızı devam ediyor dümdüz. Bunda bir değişiklik olmaz. Hop benim dalgamın yeni hali bu olur arkadaşlar. Anlaştık değil mi? Tane tane anlattım sevgili arkadaşlar. Olay bundan mütevellittir. Tamam mıyız? Tamam. Ha bu arada arkadaşlar şimdi K noktası geldi. Serbest uç olduğu için hop bu arkadaş buraya kadar çıkar. Arayacağım şey şu, 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 şu. Tabii burada denge noktasını göstermiş. Burada denge noktamız bu. Denge noktasından 3 birim yukarıda. Burada da 2 birimlik çukur. Mesela bak 2 birimlik çukur. Burada mesela şurada genişliğim benim 3 tane. Bak bu yanlış. Bu da öyle bir çukur yok. Bu 2 birim. Bu da 1 birim yapmış. Şurada bir güzel bir çukurum var. Bu bunu sağlayacak mı? Denge şeyimi seviyemi buraya alırsam 1, 2, 3. 1, 2, 3 yukarıda. Bak 1, 2 çukur. Güzel. Bu da yana gitmiş. Bursa'yı kolaylıkla buldum. Biraz zor gibi gözüküyor ama arkadaşlar minik bir analiz neticesinde doğruyu yakalıyoruz. Allah'ım. 5 numara. Diyor ki kolay sındığım sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Der ki homojen esnek bir yayda üretilen atmanın ilerleme yönü şekilde verilmiştir. Atma üzerinde verilen K, L, M noktaların titreşim yönleri aşağıda hangisinde doğru çizilmiştir? Arkadaşlar ilerleme yönü burasıysa bu dalgayı ben birazdan nasıl göreceğim? Şöyle göreceğim. Değil mi? Aynen böyle göreceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar bana söyleyin. Bak ne olmuş? Bak K noktası hop aşağıya inmiş değil mi? Bak K noktası aşağıya doğru inmiş. L noktası ne olmuş? Bak L de aşağıya doğru inmiş. M ne olmuş? M noktası yukarı doğru çıkmış. Yani benim arayacağım şey şıklarda K aşağıya, L aşağıya, M de yukarıya. Bu. Bir sonrakini çiziyorsun sevgili arkadaşlarım. Dalga buraya doğru gidiyorsa bir sonraki dalga bu olacaktır. Hop görüntün şu şekilde olacaktır. Yani K şu nokta bu. Arkadaşlar şunu unutma. Çoğu arkadaşın çok karıştırdığı şey. Noktalar ilerlemez. Enerji iletilir. Dalgalarda en çok kafamızı karıştıran şey de budur. Noktalar ilerlemez. K
Eskiden de buradaydı, yine buradadır. Sadece şu yukarı titreşim hareketini yapar. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Bundan sonra böyle, o yüzden böyle olur. Hani Meksika dalgalanmaları yapıyorlar ya tribünlerde. Seyirci yürümüyor ki. Seyirci otururken ayağa kalkıyor, dalgalanma oluşturuyor. Madde, işte bak moleküller. Kendisi burada oturuyor, kalkıyor, oturuyor, kalkıyor. Öyle Meksika dalgası yapan seyirciler gibi düşün. Seyirciler ilerlemiyor yani. Okey tomento, harika. Aşağı aşağı yukarı, aşağı aşağı yukarı, Diyarbakır. Konu tatlıya bağlanmıştır. 6 numara. Şimdi bu biraz zorunlu gibi gözükse de hemen çözeceğimiz türden bir soru arkadaşlar. Bakalım. Birbirine eklenmiş ideal esnek X ve Y yaylarından ideallenecek. Dikkat edin. Birbirinde oluşturulan atmanın yayların bağlantısı L noktasından iletilen ve yansıyan şekilleri kildeki gibi olmuştur. Arkadaşlar bak, iletilen ve yansıyanın hangisi olduğunu söylemiyor. Dikkat et. Sırasıyla falan değil mi? Yani bu iletilen, bu yansıyan diye düşünme önce. Tamam mı? Çünkü sırasıyla falan demedi. Hangisi iletilen, hangisi yayılan şu an bilmiyoruz. Buna göre höblöp löp 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 bilgilerinden hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar, güzel bir analiz yapabilmek için ben öncelikle bunların hangisinin ince, hangisinin kalın olduğuna bir karar vereyim. Buna karar vermek için de neydi arkadaşlar? İncede hızımız kalın, incede hızımız daha fazla oluyordu değil mi? V kalın, V ince. İncedeki hızımız arkadaşlar çok daha fazla olurdu. Hızı nereden bileceğim? Hızla ilgili bilgi yok. Arkadaşlar genişliğe bakıyorum. Genişliği hangisinin daha büyükse hızı da onun büyüktür. Burada hızımız daha büyük olduğu için gördüğünüz üzere V'ye Vx'ten daha büyük. Vx'ten daha büyük olduğu için demek ki burası ince yay. İnce. Burası da kalın yay. Bunu bir bildim. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur. İnce yay, kalın yay. Harika. Bak nitekim ikincide dönülmüş. X kalın, Y incedir. Harika. Bu bizi X, Y tatmin etti. Şimdi birinciye bir bakalım arkadaşlar. Birinci de diyor ki gelen atma Y yayında ve baş aşağıdır. Bakalım bu belirlediğimiz şeye göre şu arkadaş tutacak mı? Hangisi doğru? Sevgili arkadaşlar, baş aşağıdır diyor ve Y'dendir. Bu arkadaş geldi, bak baş aşağı geldi. Neyle karşılaştı? İnce kalınla. İnce kalınla karşılaşınca neydi arkadaşlar? Sabit uç. Sabit uç olunca ne oluyordu arkadaşlar? Hop ters dönecekti. Dönmüş mü? Dönmüş. Baş aşağı baş yukarı. Buraya kadar tuttu. Baş aşağı geldi, tuttu. Daha sonra da ne olacaktı sevgili arkadaşlar? Hop iletilen takla atmaz. Bak baş aşağı yoluna devam etmiş. Güzel, bu da tuttu. Hızlarımız da incede daha hızlı, kalında daha yavaş. Hepsi de tuttu. Doğrudur o zaman arkadaşlar. 1-2. Doğru muyuz? Doğruyuz. Şimdi KL'nin uzunluğu LM'den daha fazladır. Sevgili arkadaşlar, bu dalgam geldiğinde dalga hop atma. Şurada var ucu değil mi? Bu ucumuz hangisi olsun? İşte burada K, burada M. Neyse. Şunun ucumuz arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş yansıdıktan sonra şu noktasından bahsediyorum tabii. M ve K noktaları bu noktası oluyor. Bu arkadaş iletiliyor, bir de yansıyor. Sevgili arkadaşlar, incede daha hızlı olduğu için bu arkadaş L'den daha fazla uzağa gitmiş olmalı değil mi? Değil mi? Buradaki hızımız daha yüksek olduğu için M'de daha fazla yol, sağ tarafta incede daha fazla yol alması lazım. Kalında daha az. Burada KL büyüktür LM demiş. Oysa LM'nin biz KL'den daha büyük olmasını beklerdik. Bu çarpıyı yedi. Gelen atma X yayında ve baş yukarıdır. Şimdi arkadaşlar, zaten biz birinciyi okey dediysek buna hayır diyeceğiz ama bir bakalım, deneyelim bakalım bu olacak mı? Baş yukarı. Sevgili arkadaşlar, bir kere baş yukarı geldiğinde, kalından inceye geldiğinde serbest uç gibi. Zaten buradan tamam devam eden böyle olacaktı. Ama yansıyan da baş yukarı olacaktı. Bak burada baş aşağı var. Buradan bile direkt kafadan kaybediyor. 1 ve 2 A diyoruz. 7. soruyla devam ediyoruz. 7. soruda şu şekilde sevgili arkadaşlar. Bir yay görüyorum. En sevdiğim sorulardan bir tanesi. Türdeş yay üzerinde oluşturulan iki özdeş atmanın üzerinde X ve Y noktanın titreşim yönleri şekildeki gibidir.
Buna göre höblöp löp 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 yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar bak titreşim yönleri. Bak hemen 5'te hemen yanına koyuyorlar. Ben bu editörleri çok beğendiğimi söylemiştim. Bu hep yan yana koyuyorlar bu tür soruları görelim diye. Arkadaşlar burada da titreşim yönleri verilmiş. Yay şeyleri bulalım. Şimdi bu arkadaş şuraya geldiğine göre. Bak bu nokta buraya geldiğine göre yukarı çıkıyor. Değil mi? Hop. Demek ki benim bir sonraki görüntüm şu şekilde olacak. Doğru mudur? Doğrudur. Bu durumda yönüm neresi olur? Y'nin burası olur. Harika. Şimdi şu arkadaşa bakın. Bak bu noktada bu noktaya geldiğine göre demek ki bir nokta sonraki görüntüm de şu olacak. Harika. Demek ki bu arkadaşın da yönü bu yöne doğruymuş. Sonrakileri kırmızıyla çizdim. Harika. Bu arada bu tek bir dalga değil. Bu bir atma, bu ayrı bir atma arkadaşlar. Bunlar sanki birleşiyormuş gibi düşünme. Okey, tamam. Atmaların hızlarının büyükleri eşittir. Sevgili arkadaşlar, türdeş yay ortama bağlıydı. Bak, bu dalgalar konusunda arkadaşlar hız ve frekans şöyle, hız ortama bağlıdır. Frekans denen şey kaynağa bağlıdır. Kaynak fikir değiştirmediği sürece, periyodunu değiştirmediği sürece periyot kaynağa bağlıdır. Frekans. Dolayısıyla periyot arkadaşlar. Bu en böyle başucu bilgilerden bir tanesidir sevgili arkadaşlar. Anlaştık? Harika. Bunu asla ve asla unutmayalım. Ortam aynı olduğu için hızlarımız büyük olacak, aynı olacaktır. Büyüklükleri eşit olacaktır. Atmalar bir süre sonra birbirlerini söndürür. Evet, biri sola biri sağa gittiği için ve özdeş oldukları için arkadaşlar bunlar hop bir süre sonra alt alta üst üste gelip birbirlerini söndüreceklerdir. Atmalar zıt yönde hareket etmektedir. Zaten ikinciyi açıklarken bunu söylemiş olduk. Burada da görüyoruz zaten. 1, 2, 3 E'yi işaretler. Son soruya geçelim. X, Y, Z periyodik dalgaların hızları V ve dalga boyları lambda ilişkisi arasındaki ilişki gösteren grafik şekilde verilmiştir. X, Y, Z periyodik dalgaların periyotları TX, TY, TZ olduğuna göre periyotlar arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar genelde biz hızı hop lambda çarpı F olarak duyarız, biliriz. Daha pratiktir. Ama F eşittir 1 bölü T olduğu için biz hızı lambda bölü periyot olarak da söyleyebiliriz değil mi? Evet. Şimdi periyotları söylediği için arkadaşlar bak içler dışlar T'yi buraya al, V'yi buraya al. T eşittir lambda bölü V diyebilirim. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşlar bir dakika ya bir yerde bir yanlışlık yapmadık değil mi? Evet. T eşittir dırırırt diyebiliriz. Ha, lambda bölü şey diyeceğiz. Burada Z, Y, X olacak tabii ki. Hızları eşit alıp öyle gitsem daha olur. Ha. Şimdi sevgili arkadaşlar bak iki türde de çözebiliriz. Burada eğimden gidersen yanılabilirsin. Çünkü bak eğimi büyük olanın V bölü T'si büyük olacak. Burada ters ilişki var değil mi? Bak burada eğimden gidersen şuradaki şeylerin eğimlerinden gidersen sen TYT çalıştığın için tanjantlarını da bilirsin. Ama TYT çalışıyorum öğretmenim bana tanjant manjant deme diyorsun. Tamam öyle yapacağım. Şuradan bir nokta alalım. Bak şuradan bir nokta aldık arkadaşlar. Hepsinin de hızları aynı. Değil mi? Bak hepsinin de hızları aynı. Hatta gel bir değer ver. Ya da V'de ya da ne bileyim 10 olsun. Bak hızları 10. Hepsinin de 10, 10, 10. Sevgili arkadaşlar lambdaları nasıl? Lambdaları en büyük kimin? Z'nin. Değil mi? Bak lambda Y, lambda pardon lambda Z, lambda Y, lambda X. Bak hepsinin hızlarını aynı aldın. Kimin lambdası büyükse, kimin lambdası büyükse onun periyodu büyük olur değil mi? Evet. Konu kapanmıştır. Z en büyük, Z, Y, X. Pardon ya Z, Y, X. İşte Bursa'da. Anlaştık. Eğer tablo okumayı biliyorsan, grafik okumayı biliyorsan soruyu hemen çözersin. Hızlarını eşit al ya da lambdalarını eşit alabilirdin. Bak öbür türlü de şey yapalım. Lambdalarını eşit al. Lambdaları eşit aldığında da şöyle diyebilirsin. T eşittir lambda bölü V ya. Lambdaları hepsinin eşit. Bu durumda arkadaşlar V kimin en küçükse şu değer en büyük olur değil mi? Bak en düşük kimin? VZ, VY, VX.
konu kapanmıştır. Böyle de çizsen, böyle de çizsen. Kıyaslama yaparken bir değeri sabit al. Okey, tomento. Harika. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi testi bitirirken şu testleri tekrar hatırlatıyorum. TYT için 9. sınıf ve 10. sınıf tüm bu testler, görmüş olduğunuz testler kanalımda oynatma listeleri var arkadaşlar. Hepsinin de linklerini ben videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Nerede bir MEP sorusu gördün, tamam mı? Milli Eğitim Bakanlığı sorusu gördün, kaçırma, çöz. Hem beleş, bak ciddi söylüyorum ha, kitap beleş. Babanın parasını yemezsin boşu boşuna, ananın babanın. Ya da kendi çalıştığın, değil mi? Boşuna masraf etmezsin. MEB'in çözü soruları. Hem devletin sana, okulun böyle bir MEB sana hizmet veriyor. Bunu kullan. Hem de çözülmüşü var. Hem de konu anlatımlı. Dadından yenmez. Böyle bir hizmet dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Söyleyeyim ben sana. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.